bir şeyler bize gerçekten karşımızda doğru insan var mı yok mu bunları söyleyebiliyor. Kendimize sormamız gereken bazı sorular var. Bir kere doğru insan ne demek? Biz doğru insan demekle neyi kastediyoruz? Kimdir doğru insan? Herkese göre farklıdır. Kimilerine göre doğru insan kariyeri böyle böyle olan biridir. Kimine göre şu kadar parası olan biridir. Kimine göre ahlaken şöyle olan birisidir. Kiminin işte aile yaşantısı bu. Herkes de farklı. Doğru insan dediğimizde aslında doğru bir eşleşmeden bahsediyoruz. Benim için doğru insan. Ve bu doğru insan tanımı çok değişken. Bunu bulabilmek, daha doğrusu karşımdaki insan doğru bir insan mı yoksa ben boşa mı kürek çekiyorum, zaman mı kaybediyorum, onunla bir aradayken acaba kısmetimi mi kapatıyorum falan gibi bir takım şeyleri öngörebilmek için kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor. Şimdi bazı sorular paylaşacağım sizinle ve bu sorular aslında tabii ki mutlak cevapları olan sorular değil ya da sorulması gereken tek soru kalıpları bunlar değil ama bize fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle onun yanında gerçekten rahat mıyım yoksa kendimi kasıyor muyum? Yanında rahat olamadığımız bir insanla ne bir yolculuğa çıkabiliriz, ne oturup bir şey yemekten keyif alabiliriz, ne onunla cinsel bir birliktelik yaşayabiliriz, ne de onunla bir plan yapmayı isteyebiliriz. Yanında gerçekten rahat mıyım, değil miyim? Hani doğru insanı bulmaya çalışıyoruz ya, ilk sormamız gereken soru aslında bu olmalı. Ben onunla birlikteyken kendim gibi miyim? Yoksa ona bir şeyler ispatlamaya mı çalışıyorum? Sürekli bir şeyler göstermeye mi çalışıyorum? Başka biri gibi mi davranmaya çalışıyorum? Ona olduğumdan farklı biri gibi mi davranıyorum? Onun yanında gerçekten huzurlu muyum, yoksa gergin miyim, diken üstünde miyim? Huzurlu olup olmadığımızı nasıl anlarız? Bunu bize bedenimiz söyler. Oraya gittiğimizde kalbimizde acaba güzel kelebekler mi uçuşuyor yoksa buramıza bir öküz mü oturuyor? Ne hissediyoruz? Nefesimiz gerçekten heyecanla mı kalbimiz çarparken hızlanıyor yoksa korkudan dolayı mı bir problem çıkaracak, kesin bir şeyi yanlış anlayacak, yine kıskançlık krizi tutacak gibi bir şeyden dolayı mı hızlanıyor? Yanında huzurlu musunuz, değil misiniz? Huzurlu hissetmediğimiz yerde Bırakın mutlu olmayı. Oraya ait hissedemeyiz zaten. Ve oradan kaçmak isteriz. İnsan doğası gereği huzurlu hissetmediği yerde bulunmak istemez. Birbirimizi destekliyor, anlayış gösteriyor ve empati kurabiliyor muyuz? Bu son derece önemli. Çünkü empati kurabilmek aslında bir ve bütün olabilmenin en önemli yolu. Empati kuramadığınız, anlayamadığınız, algılayamadığınız, neye ihtiyacı olduğunun farkında bile olmadığınız bir insanla bir yola çıkamazsınız. Aynı şey sizin için de geçerli. Onun size karşı empati duyabilmesi, anlayış gösterebilmesi çok önemli. Çünkü tek taraflı bakarsak, sadece her şeyi kendi dünyamızdan görür, kendi merkezimizden yaklaşırsak, böyle bir tabloda sürekli birbirine haklılık savaşı veren, birbirini anlamak şöyle dursun, sürekli didişen, yiyip bitiren iki insana dönüşürüz. Bu da tabii ki mutsuz bir beraberliği kesinlikle garantiler. Beraber geçirdiğimiz zamandan keyif alabiliyor muyuz yoksa o zaman bir türlü geçmek bilmiyor mu? Birlikte vakit geçirmek hayat arkadaşlığının, yol arkadaşlığının en önemli göstergesi. Hani eskiler ne demiş? Bir insanı yolculuk yaparken tanırız. Daha birçok şey söylemişler de onlardan biri bu mesela yolculuk yaparken ya da işte onunla oturup bir konu üzerinde tartışırken onunla yemek yerken, o stresliyken bunu çoğaltabilirsiniz. Bir insanı gerçek yaşamda bir simülasyon gibi düşünün bunu. Farklı farklı şeyleri yaparken tanırsınız. Tepkileri nasıl, tepkilerini bastırıyor mu, yok sayıyor mu ya da öfke kontrolü nasıl, duygularıyla alakalı neler fark ettiniz? Bunların her biri bizim için önemli göstergeler. Birbirinize karşı şehvet ve cinsel, tensel bir çekim duyuyor musunuz? Yoksa dokunurken, bakarken çok sıradan herhangi birine bakar gibi mi bakıyorsunuz? Kalbiniz atıyor mu? Şehvet uyanıyor mu içinizde? Bu doğru insanla alakalı kesinlikle önemli bir göstergedir. Çünkü bedenimiz aslında sözel olmayan şekilde iletişim kurar. Dokunarak, temas ederek, cinselliği yaşarken ve burada işte heyecanı hissetmek çiftler açısından, doğru insan olup olmadığını anlamamız açısından önemli şehvet tabii ki insanı çok besleyen çok önemli ve şifa içeren bir kavram ve şehvet tek taraflı bir duygu değil tek taraflı hissedilecek bir şey de değil tek taraflı bir insana şehvet beslemek çoğu durumda aslında bir kural ihlali hatta bu kamuyu açık alanlarda bir suç eşler arasında bile çok bu gerçekten hoş olmayan bir tablo tek taraflı şehvet beslemek kesinlikle istediğimiz bir şey değil Şehvetin birlikte karşılıklı, beraber, birbirine akması, birbirine dokunması, birbirine ulaşması gerekiyor. Arada böyle bir cinsel, tensel, şehvet içeren bir çekim yoksa bu da işte çok önemli bir gösterge. Hepimizin bir takım fikir ayrılıkları olabilir. Kimse aynı şeyleri düşünmek zorunda değil. Fikir ayrılıklarımız var. Fakat biz acaba bunları çözebiliyor muyuz? Biz bunları konuşabiliyor muyuz? Biz bunlarla alakalı birbirimizi en önemlisi dinleyebiliyor muyuz? Bakın bazı insanlar dinlemiyor bile. Ya bırakın konuşmayı, bırakın o konu üzerinde fikir beyan etmeyi. Kulaklarını kapatan, kulakları açık olsa bile algılarını kapatan insanlar var. Bir kere her şeyden önce dinleyebiliyor muyuz birbirimizi? Ben açıkçası şu ana kadar konuştuklarımız içerisinde belki de en çok bunu önemsiyorum. Ya da benim şu ana kadar bu kanalda ilişkilerle ilgili yayınladığım tüm videoları şöyle bir alalım. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. Tek bir madde kalıyor. Biz acaba konuşabiliyor muyuz? Birbirimizi dinleyebiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz? İletişim kurabiliyor muyuz? Yoksa bağırıyor muyuz birbirimize? Algılarımızı mı kapatıyoruz? Empatiyle dinleyebiliyor. Bunu yapabilen çiftler kesinlikle neredeyse bütün problemleri çözebiliyorlar. Bunu yapan çiftler var olan sorunlarını halledebiliyorlar ve çok daha iyi hissedebiliyorlar. Bir takım üzeri kapatılmış şeyleri ya da etkisi azalmış şehvet gibi aşk gibi duyguları tetikleyebiliyorlar. Çünkü konuşabildiğimizde çözebilmemiz de mümkün. Ama konuşamıyorsak o zaman karşımızda bir duvar var. Biz ne gönderirsek bize yansıyor ama böyle sadece bir eko yansıyor. Hani duvara bir topu gönderip duvardan o topu almak gibi. Karşılıklı bir etkileşim yok. Tek başınıza tenis oynamak gibi bir şey. Tek başınıza bir dağın tepesine çıkıp bağırıp haykırıp sesin size gelmesi gibi bir şey. Tek taraflı iletişim diye bir şey yok. Biz konuşabiliyor muyuz? Bu soru aslında belki de ilişki testleri içerisinde ya da herhangi bir değerlendirme testi içerisinde kesinlikle 100 üzerinden en az 80 puan almayı hak eden bir soru. Doğru insanı bulmak ya da daha önemlisi doğru insan olmak. Herhalde önemli olan doğru insan olabilmek. Ben acaba kendimi gerçekten istediğim kriterleri şöyle bir düşündüğümde doğru insan olarak görebiliyor muyum? Ve eğer doğru insan olduğumuza inanıyorsak da zaten diğer doğru insan muhtemelen gelip bizi bulacaktır.